bir defa oy kullanırken televizyonlardan, ki hepsinin başında neredeyse Amerikalı müdür var, bilmem biliyor musunuz? Yani İstanbul'da Fox'un başında Andrew Taylor var. İşte Doğan grubunun başında David bilmem kim vardı. TNT'nin başında Mark bilmem Tweet bilmem ne var. Yani araştıran bulur. Unuttum isimlerin soyadlarını. Ama kendileri açıklamalar yapıyorlar 2 dakikada bir. Orada çalışan arkadaşlar geliyor söylüyor. Birini alacaklar diyor kanala diyor. Git Amerikalı ile görüş deniyor ya diyor. Bütün yayın politikalarını. Acun Ilıcalı'dan işte söylemeyeyim yani, o kadar kızıyorum onlara. Yaptığı rezil programları, aldığı rezil programları, insan beynini yok eden rezil programlar. Bak burada işte lobut çeviriyoruz. Bak altından çekiyor borunu petrolünü ondan sonra. Bütün bunları Cambaza bak olarak yani, o kadar değerlendiriyorsunuz. ya, bu böyle bir rezillik olabilir mi Allah aşkına? Sabah akşam günde 3 defa, gecede 3 defa Michael Jackson kılığına sokulmuş zavallı çocuklar, senin kendi yani şahsiyetinle, kendi milletine dalga geçen olayları orada görmekten fenalık geldi. Bütün bunlar çerçevesinde insanlara bakıp nasıl oy kullanıyorlar diye düşünmek lazım. Sabah akşam izdivaç programı seyreden bir kadın nasıl oy kullanabilir? Amerikalılar kendileri açıkladılar. Bir sene dizi seyrettirdiğimiz Yalan Rüzgarı falan Brezilya, ya da yarışma programı izlettiğimiz bir insanın normal beyin algılaması sıfırlanıyor neredeyse. Bir sene seyretsin yeter diyor. Bunu özel olarak bütün ülkelere Bir yaydılar. nevi Tabii. robotlaşıyor insanlar. Ve Cohen grubu diye bir grup mesela ilk yaydı bu robot dansını. Hip hop, break dance falan. Niye acaba? Hiç düşünülüyor mu? Ben bunu anlatıyorum üniversitelerde. Çıkacaksınız, robot haline gelmiş bir takım gençler. O güzelim dansları bırakıp robotlaşan, aptal saptal hareketler yapan Mekanik. insanlar, o mekanik hareketler hareket beyne de yansıyor. İşte tek dünya devletinin orduları yetiştiriliyor. Bir çocuk ama style olsan tak tak, kapı çaldığında korkarsın lan, bir de bana sorsan yat yat, mazide kanat kaç adet fotoğrafımız varsa lak lak, zamansız yokan kurudun ödülünü kafasını kırsan. Yani nereden patladı o ve niye bunu yapıyor? Sen hiç beğenmiyorsun. Hayır, hiçbir şey ben diyorum ya. Derya'nın söylediği şey kabalık olarak görüyor. Eğer Derya Hanım ben size şimdi kalkıp bu kadar şey söylemeseydim, ailenizde bunun gelenek olduğunu bilmiyorduk. Bence Derya Hanım onu da anlamadı ya. Ne yapıyorsun ya? Yani sinirlenip bir şeyler söylemesini bekledim. Kışkırttım ki. Yapabileceğini yaptı. Hiçbir emek yoktu. Bakalım. Bu ekmek kavgası sürüp giderken biraz da rahatlamak ve kimin ne yemek yapıp nasıl azarlandığını izlemek, bol bol dedikodu dinlemek, dertlerden biraz olsun bizi uzaklaştırmaz mı? Ya da hangi kutudan kaç para çıkacağını, kimin hayatının kurtulacağını izlemek, ya da hangi emekli beyin nasıl bir mal varlığıyla evlilik yarışına girdiğiyle dalga geçmek, biraz olsun beynimizdeki uğultuya son vermez mi? Bunlar değilse kederle sarılı bir aile, köşklerde yaşanan dramlar, bir hanım ağanın hayatı, mafyanın cazibesi, zengin ama çok mutsuz bir aile, ya da Hollywood'dan seçmeler, bunalmış ev kadınları, ya da şehir ve seks dizisinin fettan kızları, bol Hristiyan soslu bir film, kanlı bir gerilim, satanistler ve hayaletler, olmadı bir boks maçı ve gece biter. Sabah size gösterilmeyen haberlerde Rusya'nın çevre ülkelerle ortak savunma anlaşması yaptığı vardır. Kırgızistan'da Amerikan üssü kapatılmıştır. Biz doğumuzda olan biteni bilemeyiz. Basın yayın organları batıya endekslidir. Ama doğuda önemli gelişmeler var. Hem de dünyanın düzensizliğine çare olacak kadar büyük gelişmeler. İyi geceler efendim ve iyi sabahlar.